Hey papatya. Yüzümün haline bak. Seninle kim kalacak? Intro. Evet. Şimdi seninle Türkiye'nin gölleri, adlı konumuzu işleyeceğiz. Buradan neler soracaklar onlara bakacağız, inceleyeceğiz. Onlarla ilgili bütün bilgilere sahip olacağız. Şimdi Türkiye'nin gölleri. <laughs> göl nedir? Göl işte karalar üzerinde çeşitli sebeplerle oluşan çanakların içindeki su birikintisine göl denir demişiz. Yani çok önemli mi? Hayır. Sırf sen bu diye bunu söyledim. Türkiye göller bakımından zengin midir? Evet zengindir. Çünkü çeşitli sebepleri var bunların. Yer şekilleri, iklim en önemli, jeolojik yapı bunlar da önemlidir. Şimdi Türkiye'de çok sayıda doğal göl bulunur diyebileceğimiz yerler var. Bu yerler nereleri diye sorarlarsan şuralara bak. Zaten birincisine göller yöresi dedik. Yani göller yöresi. <laughs> Türkiye'de en fazla gölün bulunduğu alanlardan biri. Ki, e, aynı zamanda en fazla göl burada. Sonra neresi? Tuz gölü ve çevresi. Ondan sonra neresi? Marmara, özellikle Güney Marmara. Sonra da Van Gölü ve çevresi diyebiliriz. Şimdi aslında bunlar dikkat edersen neyi andırıyor? Aslında şu Marmara'yı çıkartırsan şu üç yerin ortak özelliği ne? Ne? Ne işte ben sana soruyorum ne? Biraz önce işledik ya kapalı havzalar. Yani bu üç yerin ortak özelliği nedir? Kapalı havza artı çok sayıda doğal göl bulunur. Marmara'yı da içine koyarsam <laughs> özellikle Güney Marmara. Yani göller yöresi, Tuz Gölü çevresi. Van Gölü ve çevresinin ortak özelliği nedir derse sınavda çok sayıda doğal göl bulunur diyeceğiz. O zaman Doğu Anadolu, o zaman İç Anadolu, o zaman Akdeniz ve Marmara bölgesi için ortak bir şey söyle bana derse ne diyebiliriz? Çok sayıda doğal göl bulunur diyebiliriz. Şimdi şöyle bir baktığımızda şöyle işte <laughs> göllerin suları diyor. Kimi diyor işte baktığın zaman kar, yağmur, kaynak sularıyla akarsulardan toplanır. Türkiye'deki göllerin suları yani tuzludur, kimisi acıdır, kimisi tatlıdır diyor. Bu neye göre değişir? İşte iklim koşullarına göre değişir. Göl tabanının arazi yapısı karstik mi, sodalı mı, volkanik mi? Ve gö, gölün diyor beslendiği kaynak yani kaynak sürekli akıyor, az akıyor, çok akıyor, rejimi nasıl, beslenme şekli nasıl? Bir de diyor en önemli unsurlardan biri gide gelenine bağlıdır. Yani gide gelen bir su bunu su getirecek, bir başka su da bunu tahliye edecek. Eğer tahliye ediyorsa yani gide gelin yani gide geleni varsa tatlı oluyor. Gide geleni yani gide geleni yoksa göllerin suları tatlı olmuyor. Ne oluyor tatlı olmuyor da? Ne bileyim acı oluyor, sodalı oluyor, tuzlu oluyor. Neye bağlı bu? İşte dedik ya <laughs> aynı zaman sadece gide gelenden ziyade iklime bağlı, yer şekillerine bağlı, gölün tabanının arazi yapısına bağlı, jeolojik yapısına bağlı diyebiliriz. Şimdi Türkiye'deki tuzlu gölleri söyleyeyim ben sana. Türkiye'deki en tuzlu göl hatta dünyanın da en tuzlu göllerinden biri Tuz Gölü'dür adı üstünde. Yani bunu sınavda sorsa kesin yapamazdın. Aşağıda verilen göllerden hangisi en tuzludur dese Tuz Gölü olduğunu bilmezdim mesela. İşte bak önemimi anla. Yani ben bu ders anlatıyorum ki Tuz Gölü'nün tuzlu olduğunu anlayabiliyorsun. Akşehir ve Burdur gölleri de tuzludur. Yani acı artı tuzludur öyle diyeyim mesela. Sodalı göller, sodalı göller Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'dür. Zaten soda üretiliyor. Bunu ekonomik coğrafyada da göreceğiz hep beraber. Acı Göl'lerde adı üstüne Acı Göl. Aslında bu şey Burdur Gölü'nde ekleyebilirsin buraya. Acı Göl, Burdur Gölü'nde ekleyebilirsin. Şimdi Türkiye'nin göllerinin özelliklerine şöyle bakalım. Türkiye'deki göller genellikle küçüktür. Niye küçüktür? E çünkü yer şekilleri bir çok fazla küçük küçük çukurların içine işte birikmiş. Neden küçük olabilir başka? Yağış az. E yağsa bir yerlerden güzel güzel beslense, dört mevsim yağış alan bir yer alsa ne olur? Göllerde büyür. İçindeki su miktarı ilkbahar aynı akarsulardaki gibi. Bak iklimimiz karasalsa o zaman göllerimiz içindeki su miktarı en çok ne zaman olur? İlkbahar olur. En az ne zaman olur? Yazın olur. Niye? E, i̇klim ilkbaharda yağış artıyor. Kararimeleri artıyor. E, yaz aylarında da kuraklık artıyor. Buharlaşma artıyor diyebilirsin. Genelde yükseltleri fazladır. E doğal olarak Türkiye'nin yükselti fazla. Genelde batıdan doğuya doğru diyor yükseltleri artar. E Türkiye'de yükselti öyle artarsa göllerin de yükseltisi artar. Türkiye'de hangi alanda balıkçılık, tarımda sulama, tuz üretimi vesaire gibi bakımdan Türkiye ekonomisine katkıları vardır diyor. Doğru. Buharlaşmanın şiddetli olmasından dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde göl yoktur. Sadece buharlaşma hocam? Hayır değil. Yani öncelikli olarak şöyle. <laughs> Güneydoğu Anadolu'da hiç hiç doğal göl yok. Bak hocam nasıl göl yok ya? Bak baraj gölü var. Bir şey demiyorum. Hatta Türkiye'de en fazla baraj gölü Güneydoğu'da bak. Hiç ne? Doğal göl yok. Neden diye sorarlarsa sınavda diyeceksin ki bu durum bölgenin iki temel sebebinden kaynaklıdır. Bir yer şekilleri büyük göl çanakları yok da diyebilir ÖSYM. Yani yer şekilleri sadece büyük göl çanakları yok. İkincisi de iklim. Yani buharlaşmanın fazla olmasından dolayı hiç doğal göl oluşmamış. Türkiye'nin en büyük baraj gölü kimdir derlerse Atatürk. Büyük insan. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir gölüdür. Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Tuz gölüdür. Tortum, Hazar, Çıldır ve Eğirdir gölleri. Bak bu önemli. Tortum, Hazar, Çıldır, Eğirdir. Neymiş? Tortum, Çıldır, Hazar ve Eğirdir gölleri doğal olmalarına bağlı yani bağlı enerji üretim yapılan ve elverişli olan göllerimizdir. Yani bazı göllerin doğal yapısı enerji üretimine elverişlidir. Aşağıda verilen göllerden hangisi buna örnektir derse ne diyecekmişsin? Tortum, Hazar, Çıldır, Eğirdir gölleri diyeceksin. Eğirdir gölünde aynı zamanda tatlı su gölü, yani tatlı su istakozu, kerevit <laughs> üretimi yapılıyor. Hocam ne bu kerevit? Ben yemedim hiç arkadaşım. Yani o yüzden tadını bilmiyorum ama gördüm. E, tatlı su istakoz yani istakoz işte adı üstünde Eğirdir Gölü aynı zamanda Beşşehir Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. Eğirdir ikinci en büyük tatlı su gölü. Onu da ekstra söyleyeyim. Türkiye'de en fazla göl Akdeniz bölgesinde göller yöresinde bulunur. Bak şimdi dikkat et. Bunları ayırt ederken. Türkiye'nin en büyük gölü ne? Van Gölü ama sodalı bak. O yüzden en büyük göl Van Gölü. En büyük tatlı su gölü Beyşehir gölü. En büyük kapalı havza bak gölün alanı değil su toplama alanı bakımından bakarsan. En büyük kapalı havza derse tuz gölü kapalı havzası. En büyük göl Van gölü. En büyük tatlı su gölü Beyşehir gölü. En büyük kapalı havza tuz gölü ve çevresi kapalı havzası diyoruz. Tamam mı anlaştık mı? Bir de burada yazmamışım ilave edebilirsin. Türkiye'de yani ulaşım yapılan doğal yapısı bakımından ulaşım yapılan tek doğal gölümüz Van Gölü. Van Tatvan arasında feribot seferleri yapılıyor, haberin olsun. Şimdi <laughs> yapay olanlar da var. Atatürk ve Keban'da da yapılıyor ama doğal göl. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Nasıl yani? Şöyle bak. Türkiye'deki doğal göller yani göller, doğal göller evet ulaşımda ulaşıma pek uygun değil. Yani aynı akarsular gibi ulaşımda kullanılmazlar diyebilir miyiz? Genel anlamda evet İstisnalar kaideyi bozmaz. Nasıl Türkiye'deki akarsar ulaşımda kullanılmaz? Bartın çayı hariç. O zaman Türkiye'deki göller de ulaşımda kullanılmaz. Van Gölü hariç. Peki Türkiye'deki akarsar niye ulaşımda kullanılamıyordu? E, yatak en fazla. Bir daha ekle. E, rejimler düzensiz. Her mevsim düzenli ulaşmıyor. Güzel. Peki Türkiye'deki göller neden ulaşımda kullanılamıyor derse tek kelime Van Gölü gibi değiller de ondan. Nasıl ya? Yani Van Gölü gibi değil işte anla. Anlamadım. Yani anlatayım. Bir gölde ulaşım yapmak için bir büyük olacak. Yani şimdi bizim göllerimiz ufak ufak. Küçük küçük. Ne yapayım zaten yürüyerek karşı yarım saatte bir saatte karşı kıyısına geçiyorsun. Yani buraya niye bu kadar para verip buralara feribot bilmem ne liman yapalım ki değil mi? Karayoluyla yani arabayla bir saatte arkasını dolandığın göle gerek yok ki. Yani değil mi? Bir neymiş? Van Gölü gibi değil derken küçük olmaları. Van Gölü gibi değil derken bizim ülkemizdeki göllerin çoğu yazın ya gurur ya guruma seviyesine ulaşır. Yani yıl boyu içinde yüksek su tutması gerekiyor. Van Gölü gibi. Van Gölü gibi değil derken bir de derin değil. Çoğunluğunun derinliği az. Yani gemiyi kaldırmaya elverişli değil. O zaman Türkiye'deki göller ulaşımda kullanılamazlar. Genel olarak söylenebilir mi? Evet. Neden? küçük. Yıl boyu içinde su taşımıyor. Derinlikleri de az diyebiliriz. Tamam. Şimdi göllerimizi şöyle bir baktığımızda Türkiye'deki göllerin çoğu tektonik. Mesela Türkiye'de göller yöresi, mesela şey, göller yöresi Çok sayıda doğal göl bulunur dedik ya şurada. Harita gösterdik ya. Mesela Güney Marmara'daki göllerin çoğu tektonik. Tuz gölü ve çevresindeki göllerin çoğu tektonik. Göller yöresindekilerin çoğu karstik. Karstik olmayanların çoğunu tektonik. Van gölü ve çevresindekilerin gene çoğu volkanik. Volkanik olmayanların da gene tektonik olduğunu göreceğiz. O yüzden Türkiye'de bak en fazla dağ kıvrımda antiklinaller. En fazla ova <coughs> senklinal ovası tektonik ova. E en fazla göl de gene ne çıkacak? Tektonik göl çıkacak. Şimdi şöyle baktığımızda tektonik göllerimize bir bakalım. Şimdi tektonik göller gene baktığınızda Güney Marmara'daki kuş. Diğer adı manyadığı için pek kullanmıyoruz. Manyas. Sonra Kuş, Ulubat, İznik, Sapanca. Bunlar Güney Marmara'nın tektonik gölleri. Sonra Tuz Gölü ve çevresinin göllerinden Tuz, Eber, Akşehir gölleri. Bir de şey var burada eklemek istersen ekle. Seyfe Gölü var. Tuz, Eber, Akşehir, Seyfe. Ondan sonra Cima. Göller yöresindeki en önemli tektonik göller. Bu mudur? Burdur. Sonra Eğirdir. Sonra Beyşehirdir şeklinde Bakabilirsin olaya. 5 yer gerçek Konya Kapalı Havzası'nın içinde o da yani yarı yarıya bölüşmüşler Konya, Isparta ikisi bunu fark etmez. Sonra ilave olarak Ege bölgesinde Acı Gölü de ekleyebilirsin. Ee, öyle yani Türkiye'de hemen hemen her bölgede tektonik göl bulunur dersem doğru olur mu hocam? Olmaz. E Güneydoğu'da hiç doğal göl yok dedikten sonra her bölgede tektonik göl olur diyebilir miyiz? Hayır o zaman şöyle diyebiliriz. En fazla göl tektoniktir. Tektonik gölün bulunmadığı tek bölge doğal gölün de olmadığı tek bölge olan Güneydoğu'dur. Ha, o zaman bak olur. Hocam mesela burada Karadeniz'de tektonik göl yazmamışsın ya. Evet. E mesela tektonik yok var. Senin kafen alacaksa ben sana yazdırayım 150 tane. Yani genelde ÖSYM'nin mutfağında bunlar var. Yani neymiş? Her şey bilmek yani bilseniz keşke de hani her şeyi öğreneceğiz diye bu sefer her şey birbirine karışacak. Önemli olan ne? Yetecek kadar. Bize sorulacak yerlerden. Tamam mı? Karstik göller. Ovalar neydi? Takke. Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli deyince Karstik Ova. Ee, a Akses kartınız var mı? Bilmem diye isim geldi. Avlan, Kestel, Sula, Elmalı, Salda gölleri de Karstik göller. E hocam bizim işte bir, işte hoca dedi işte bayağı yazdırdı dokuz. Tamam yazdırırsın. Yani var. Çok. Yani baktığın zaman <laughs> bunlar ÖSYM'nin yıllarca mutfağında duran ve ÖSYM'nin genelde seçeneklerinde bulunan şıklar. Avlan, kestel, salda, elmalı, Sula. Yani akses. Yani var mı? Var. Mesela yarışlı var. Ondan sonra yarış bitince varışlı var. Varışlı gölü. Ondan sonra Kova da var, Kova'da da bir var, Kova'da da iki var, Leğende 3 var diye isim geldi. Yani, efendime söyleyeyim, Yama, Yama, Yamada gölü var. Yani göl çok. Burada işte sen göl iste, ben sana isim vereyim, tamam? Yani bunları bileceksin. Türkiye'de buzul gölleri var, ama ismine gerek yok bilmenize. Türkiye'nin <laughs> sen şunu bil, en fazla buzul gölü nerededir? E nerededir? Yani ben sana soruyorum nerededir işte? Azıcık mantıklı düşün bak. Nerede olabilir buzul gölleri? Yüksek yerlerde. O zaman neresi? Türkiye'nin en yüksek üç bölgesi neresi? Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz. Değil mi? Türkiye'de buzul gölleri olsa Oğuz olsa burada olur. Mesela Türkiye'nin en büyük buzul gölü nerede biliyor musun? Bingöl. Yani Bingöl'de. Bir tane de yüzen adası var. Bingöl'ün neyi meşhur diye sorarlarsa ne ki bir tane buzul gölü bir de içinde yüzen adası var diyorsunuz. Bingöl. Tamam mı? Bingöl. Hatta onu böyle üstüne çıkıyorlar. Zopayla öyle itiyorlar. Karşı geçiyorlar. Karşı geçin ne yapıyorlar biliyor musun? Geri dönüyorlar. Bir daha karşıya geçiyorlar. Sonra bir daha geçiyorlar. Yani böyle güzel bir gölümüz var Allah'a şükür yalan dünyada. Volkanik göller. Bunlara ben MNG kargo diyesim geliyor hep. Yani Meke Gölü, Konya'daki Meke Gölü, Nemrut Gölü, Bitlis'teki Nemrut Gölü. Bir de buna aynı e, Isparta Gölcük Gölü. Bunlar şimdi var daha da bunlar yeter sana. Bunlar ne? Aynı zamanda Volkanik Göl diye sorar. Aynı zamanda Volkanik derken Krater Gölü diye sorar. Yani çok şey yapmıyor ama Mar, Mar iki tane aile. Kaldera Gölü diye de sorar diyeceğim de yani sor senin aklında kalsın. Volkanik Göl. Krater Gölü, Mağar Gölü, Kaldera Gölü diye de yani aklında bulunsun. Bir de Set Gölleri var. Set Gölleri işte bir şey yani neyse artık bak bunlar hepsi Türkçe. Yani kim öngüne geçerse onun adını koymuşum. Akarsu'nun öngünü heyelan gelmiş, kapatmış. Heyelan set gölü olmuş. Volkan pat pa diye patlamış. Lavlarını cıspıs 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 yapmış. Akarsuyun göğünü kapatmış. O zaman demişim ki ben buna volcanic set. Bu volcanic setin diğer adı da love you diye isim geldi. Love set gölleri. Love set. Aşka set. Hani dedim ya ben Nomrat ne Nomrat mı? Nemrut patlamış. Hani van gölünü oluşturmuş dedim ya. İşte o aşka set yani. Love set, volcanic set. Bir de suni setler var. Yani baraj gölleri bunlar. Bir de alluvial set var. Neymiş? Alevyalı set. Kim taşıyordu Alevyalıları? Akarsu. Kendi Akarsu. Kendi taşıdığı Alevyalılarını kendi önüne ne yapıyor? Yorgun düşüyor. Bazen suları azalıyor. Yatak eğimi de azalıyor. Ben bunları taşımayacağım diyor. Sonra diyor kış gelince ben bunları taşırım. Suyum artınca diyor. Höl huraya go go diyor. E tabi tembellik o kadar fazla ki haberi yok. O kadar çok biriktirmiş ki bu sefer Hadi suları artıyor ama bu sefer şey onu hepsini birden alıp götüremiyor. Ama seninle uğraşacağım ben başka bir yatak bulurum kendimi öyle hoyandan gideceğim ben diyor. O zaman ne oluyor? Orası set yapıyor. Böylece alivyal set gölü oluyor. Onun içinde su birikiyor. Kim yapabilir bunları bir düşün. Uyuz uyuz en çok Türkiye'de uyuz uyuz akar akarsular nerede? Menderes yapan akarsular nerede? Ege bölgesinde. O zaman nerede olur alivyal setler? Ege bölgesinde. Peki Türkiye'de heyelan en fazla nerede? Karadeniz'de hocam. E, Heyelan Set Gölü en çok nerede? Karadeniz mi? E, yani azıcık kafeye çalıştırsın ya. Peki Volkanik Set Gölleri en çok nerede? Nerede? Ya Volkanik Haliyetler en çok hangi bölgedeydi? Doğu Anadolu. E o zaman Volkanik Set Gölleri de en çok orada olacak. Suni Set zaten Türkiye baraj yapımına uygun dedik. Ama söyleyeyim. Türkiye'de baraj gölü en fazla Güneydoğu'da. GAP. Alivya Set uyuz uyuza kanırmaklar. Kendi önünü set yapıyor. Neresi dedim. Ege bölgesi. Kıyı Set. Dalgalar şimdi şöyle oluyor. Kıyıset, gölleri. Şimdi şöyle bir düşün. Ne var? Körpez var. Körpez. Körfez böyle bir şey. Burası deniz. Şu, şu boşluk öyle. Deniz bak. Şurası. Şurası da kara parçası. Değil mi? Şimdi burada kıta sahanlığı geniş. Yani burada derinlik az. Dalgalar. Diye böyle geliyor dalgaların getirdiği gumullar burayı kapatıyor ve böylece set oluyor. Böylece burası set olunca bak burası ne yaptı? Denizle bağlantısı koptu. Değil mi? Böylece ne olmuş oldu? Burası körfezdi. Dalgaların getirdiği gumullar bir körfezin ağzını ağzını kapatmasıyla oluşan göllere kıyı set gölleri denir. Değil mi? Kıyı set gölleri. Bunun diğer adı ne? Bunun diğer adı ne? Bunun diğer adı Türkçesi şöyle kulağa benzediği için bu deniz kulağı ya da lagün ya da kıyı tiplerini işleyeceğiz. Limanlı kıyı tipine örnek. Neymiş? Kıyı set gölü yani yani lagün yani deniz kulağı yani limanlı kıyı tipine örnek. Nerede bunlar hocam? Bunlar da biraz sonra konuşacağız. Bunlar da özellikle Marmara'da ve Sinop Limanı bunlara örnek olarak konuşacağız. Şimdi Zaten anlattım bir de harita üzerine bir daha bakalım hadi. Tektonik gölleri konuşalım. En fazla bunlardır dedik. Ney bunlar? Kuş, Ulubat, İznik, Sapanca. Birkaç kere söyleyince bunlar biraz burakta aşina olmaya başlıyor. Ondan sonra ne dedim? Tuz, Eber, Akşehir. Bir de şurada ne var? Seyfe Gölü var. Bunu da ekle buraya. Sonra Akdeniz'de yani <laughs> ne var işte? Bu mudur? Burdur. Eğirdir. Yani Beyşehir Tuz Gölü çevresinde eklenebilir. Göller yöresinde yarısı. Bey, Beyşehir. Sonra şey var. Ege'de Acı Göl var. Bir de Doğu Anadolu'da Elazığ'da Hazar var. Ama bu bildiğimiz bizim Hazar ha. Orta Asya'daki Hazar değil. Bu bizim Elazığ'daki Hazar Gölümüz var. İşte bunları bileceksin. Yeter. Adam olan çok bildiği isim geldi. Yani bunları zaten öğren başımızın üstündesin. Tamam mı? ÖSYM'nin mutfağı bu. Şimdi sonra Karstik gölleri dedik. Akdeniz'de bulunur dedik. Ne dedik? Takke dedik. İşte Tefenni dedik. Aman takke ya takke değil. Akses. Tek, takke ovalarıydı. İşte <laughs> Akses. Akses. Avlan. Değil mi? Kestel. Salda. Elmalı. Tuğla. Bunlar neydi? Bunlar Karstikti. Hocam efendim hocam bizim kitapta hı hı, Burdur gölünü de karstik göllerden demiş. Evet demiştir. O zaman sen niye demedin? Bak şimdi. Ama aynı kitabı bakarsan Burdur gölüne tektonik göller de demiş. Evet demiş. İşte ben de şöyle söyleyeyim. Onu ayrı işleyeceğiz. Onu nerede işleyeceğiz biliyor musun? Nerede tutacağım? Sonuna doğru. Ne yapacağız biliyor musun? Karma göller diyeceğiz. Şimdi bunları böyle bir önce öğrensen sonra bunları karma göller, karma oluşumlu göller diye ben seni anlatacağım. Tamam mı? Sonra gelelim buzul göllerine. Buzul gölleri burada işte bu ne haritası ya? Bu ne biçim harita? Sanki Türkiye'deki ilk dinozor oluşumlarını gösteren harita gibi. Değil mi? Ben yaptırdım. Evet. Şimdi bunlar dağlar arkadaşım. Dağ bunlar. Tamam. Gördüğün gibi ilk dinozor oluşumu değil bu. Dağlar. En çok nerede? Doğu Anadolu'da. İşte Buzul Dağları'nda. Cilo Dağları'nda. Agrı Dağı Nete'inde diye isim geldi. Ağrı Dağı'nda. Bingöl, Bingöl Dağları'nda. Sonra nerede? Doğu Karadeniz Dağları'nda. Neresi işte o Doğu Karadeniz Dağları'nda? işte orada. Bir de şurada bir dağ daha, daha var. Onu da ekleyebilirsiniz. Allahu Ekber Dağları. Burada. Sonra Akdeniz'de bak. Akdeniz'de nerede var? Adı üstüne bak. Bol kar dağları. Ne varmış dağın başında? Bol kar dağları. Sonra tepesine çıkarsan yani bin tane boğayı öldürecek kadar soğuk bin boğa dağları. Sonra diyor bunun da tepesine çıkacak, çıkarsan diyor gideceğin yer belli diyor. Tahtalı dağları diyor. Ala dağlar diyor. Ala geyiklerin gezdiği. Sonra diyor Antalya'ya diyor bey gibi kurulmuş. Hani aynı zamanda kayak merkezi. Bey Dağı'nın tepelerinde diyor böyle buzul göllerine rastlayabilirsin diyor. Sonra bir de diyor e, İç Anadolu'da Erciz, Marmara'da da ulu bir dağ var diyor. Onun diyor zirvelerinde diyor bunları diyor görebilirsin diyor. Tamam mı? Göl ismi sormayacak. Diyecek bu haritayı verecek. En fazla bak buzul deyince şöyle düşün. Bak buzul. Bunlar neyi göster? Buzul göllerinin olduğu yerler, Türkiye'de buzulların bulunacağı yerler. Ne demiştim ben sana? En az etkili dış kuvvet buzullar. Biz orta kuşaktayız. Bizim ülkemizde buzul olmamalı. Kim dedi ya onu? Enlem. Matematik konuma göre düşünürsen Türkiye'de buzul olmamalı diyeceksin. Ama var ben gördüm diyorsa o zaman bu durum neyle çelişir? Matematik konumla yani özel konumla. Peki Türkiye'de buzulların varlığı ne yani varlığı neyle açıklayabilirsin? Cevap özel konum. Yani özel konum. Yükselti ortalamasının fazla olması. Anlaştık. Şimdi bunlar dediğim gibi. Türkiye'de o zaman ben sana dedim ki en az etkili olan dış kuvvet buzullarsa o zaman Türkiye'de en az bulunan göl en çok bulunanı söyledik tektonik göl. En az bulunan göl neymiş o zaman? Buzul gölleri. En az etkili olan dış kuvvet Buzullar. Şimdi topraklarda da işleyeceğiz. En az bulunan toprak kim neyin toprağı olacak? Buzul toprağı dediğimiz morenler olacak. O zaman Türkiye'de en fazla yani ee, dış etkenlere bağlı yer şekilleri buzulların oluşturduğu yer şekilleri olacak. Değil mi? Hürgüç kaya gibi söyleyeceğiz. Sonra volkin, volkanik göller. İşte Konya'da volkan. Yani burada volkan ne yapıyor biliyor musun? Volkan Volkan ne yapıyorsun? Bak anlatayım sana diyor. Böyle Volkan pat diye bir patlıyor. Buraya kocaman bir çukur açıyor. Kim açtı bu çukuru diyor coğrafyacı soruyor. Kim açtı bu çukuru? Şimdi doğada bir coğrafyacı böyle bakıyor. Kim açtı bu çukuru diyor. Belediye açtı abi diyor. O zaman bunun işte su dolarsa belediye göl olur. Doğru mu? Yani biz doğaya soruyoruz. Araştırıyoruz. Burada bir çukur var. Çukurun içine işte su dolmuş. Diyorum ki doğaya bu çukuru buraya kim açtı? Abi diyor burada Volkan patladı bu çukur Aa, o zaman bu çukurun adı ne olsun? Volkanik çukur olsun. Krater çukur olsun. Peki içine su dolarsa bu ne gölü olsun? Volkanik gölü olsun. Var mı bunlardan hocam? Var. Bir tanesi Konya'da. Meke. Bir tanesi de Nemrut'ta. Dağın tepesi uçtu yani hani o. 1453-65 dedim. En son aktif hale gelen dağ dedim. Nemrut dağının tepesindeki Nemrut gölü. Bir de Isparta Gölcük gölü. Ha bu arada bu Konya'daki göle ne deniyor? Konya'daki göle ne deniyor? Türkiye'nin nazar boncuğu diye isim geldi. Yani Türkiye'nin nazar boncuğu derlerse bil ki neymiş burası? Konya Meke gölü. Meke tuzlasından bahsediyor. Bir tane daha vardı. Karstik göllerde geçtik. Neydi o? Ona da ne diyorlardı? Ben söyleyeyim. Sen söyle. Türkiye'nin Maldivleri deniyordu. Neresiydi orası? Evet. Aynen. Aferin sana. Salda Gölü. Şimdi buradan devam ettiğimizde Türkiye'deki akarsu ve göllerden en fazla hangi alanlarda yararlanılır diye bir soru sorarlarsa bak senin için hazırlamışım. Türkiye'deki akarsu ve göllerden en fazla içme, sulama ve enerji üretiminde kullanılır. İçme, sulama ve enerji üretiminde kullanılır. Hocam başka şeylerden balıkçılık olmuyor. Oluyor bak en fazla Tamam mı? Hocam hangisi daha fazla? Ya hepsi bak üçü de bir. Yani üçünden de çok. Bunları birbirleriyle ÖSYM e, sana çarpıştırmaz. Ama der ki içme suyu mu, balıkçılık mı? İçme suyu. Sulamada mı daha çok kullanıyoruz? He? Yoksa ne bileyim? Ah, siz Türkler nasıl diyor? Tuz üretiminde mi? Soda da mı? Hayır. İçme sulama ve enerji üretiminde. Çünkü bak Türkiye'de sen içme suyunu Akarsu ve göllerden kullanma bakalım nereden içeceksin? Çok merak ediyorum. Denizden mi içeceksin? Ya da sulama sularını göller ve akarsulardan yararlanmayı kes bakalım. Yeraltı suları yetecek mi? Ya da enerji üretimini yani baktığın zaman bugün barajların hepsini komple bir kapat bakalım bir. Elektrik kesintileri ya da kesilmez artık elektrik hiç gelmediği için kesilmez yani. Aslında iyi fikir. Elektrik kesintilerini önlemek için komple kesecek. Tamam mantıklı. Onu bir söyleyelim. Şimdi devam edelim. Burada set gölleri var. Set gölleri daha önce de konuştuk seninle. Bir. Heyelan set. En çok heyelan nerede oluyor? Karadeniz'de. O zaman bunlar orada. Kim bunlar? Tortum. Tortum hocam Karadeniz değil ki. Nerede? Erzurum o. Evet Erzurum'da. Evet Erzurum'da ama Tortum Karadeniz bölgesinin sınırları içerisinde. Tamam. Yani değilse de çok yakın. Tortum Erzurum yani. Sera, Trabzon Abant ve Bolu Bolu'da. Ben bunları şöyle kodlamıştım yıllar önce. Belki artık ben bile unuttum benim kodladığımı. Trabzon, Spor, Ayva'yı yedi mi yemedim beni ilgilendirmez. Şş, bir saniye tamam okey her, her yer Trabzon ama ben Trabzon'lara laf atmıyorum burada. Yani burada tek amacım şu. Tamam Burada tek amacım kafada kalsın. Trabzon, Spor, Ayva, yedi. Başka bir şey de bulabilirsiniz. Yani buradaki Trabzon'a hiçbir Trabzon'un arkadaşlarıma sevgiler, saygılar. Çok sevdiğim yani gerçekten adam gibi adam. Çok insan gördüm Trabzon'dan. Orada bir sıkıntımız yok. En fazla Karadeniz bölgesindedir dedik. Tamam. Yine volkanik set gölleri var dedik. Yani lav set. Kim bunlar? Bulanık. Balık. Bulanık. Haşlı. Çıldır. Erçek, Van, Nazik. Hocam bunu ya? Ben bunu nasıl haklı tutacağım ya? Bak. Şöyle tutacağım bak. Bulanık, balık, haşlı, çıldır, erçek, Van, Nazik. Ne kadar kolay değil mi? Hocam ne alakası Ben bunları ilk defa duyuyorum ya. Şimdi bak. Ben sana o zaman bir kodlama vereyim. Öyle düşün. Yine bizi balık sanmışlar. Yani hep zaten bizi balık sanıyor Avrupa. Bizi avlumaya geliyor. Yani tarihçi arkadaşlarımız Sinan hocamız size bunları anlatır mı bilmiyorum gerçi konusu mu? Yani Avrupa bizi hep balık sanıyor. Haçlılar var ya kaç kere haçlı seferler düzenlemiş adamlar değil mi? Bizi balık sanıyorlar. Balık. Değil mi? Bizi balık sanıyorlar. Kim? Haçlılar. Şu ikisini şöyle birleştiriyorum bakın. Şöyle birleştireyim şurayı. Tamam şu ikisini birleştirdim. Bizi ne sanıyorlar? Balık sanıyorlar. Kim? Haçlılar. Bu da bizi ne yaptı? Tarihe bakarsanız bu da bizi çıldırtıyor. O zaman ne oluyoruz biz çıldırınca? Erlerimiz yani askerlerimiz, erlerimiz çekiyor kılıcını. Nerede? Van Gölü'nün kenarında ne yapıyor onlar biliyor musun? Nazikçe bir karşılama bulunuyor. Anladın mı? Höl höl. Tamam Yani bizi balık sanıyor. Haçlılar çıldırtıyor bizi bu. Erlerimiz çekiyor kılıcını. Van Gölü'nün kenarında höl höl'e nazikçe bir onları höl höl'e karşılamada bulunuyor. Anladınız mı? Yani balık, haşlı, çıldırıyorsun, erçek, one, nazik. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki hocam bulanık haşlılar deyince hep kirli fikirlerle gelmişler ya Anadolu'ya. Benim haşlı deyince midem bulanıyor. Anladın mı? Nasıl ya? Yani haşlı gölünün diğer adı bulanık gölü. Haçlı yazmaz da oraya bulanık yazarsan zaten bulanık, miden bulan, o zaman bu haçlıdır diyeceksin. Tamam mı? Bizi balık sanıyorlar. Haçlılar. Çıldırıyoruz. Erlerimiz çekiyor kılıcını. Van gölünün karşısında <laughs> deyip höl höl'e nazikçe bir karşılamada bulunuyoruz. İşte bunlar volkanik set göllerimiz. Sonra suni set var. Şimdi bu suni setler o kadar çok ki. Yani en büyüklerini yazdım. Atatürk, Keban, Karakaya. Yani bunları çok bir şey anlatacak bir şey yok. Yani kitabı da vesaire orada burada bakarsınız. Şu var yani bakarsınız ben kastım böyle bu barajları takır 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 ezberliyor. ama yani çok da bir şey söylemiyor. Çok da bir şey sormuyor. Büyüklerden bahsediyor. Yani burada baktığın zaman diğer gölleri zaten öğrenince hangisi baraj gölüdür kendiliğinden çıkıyor. Bir oyma pınar var. Onu akarsuların üstünde görürsün. Hani da dedim ya bir bak diye. Ne var bu Oyma Pınar Barajı'nda ben bilmiyorum. Manav Manavgat'ın üstünde yani yıllarca onu sordu. Onu da enerji kaynaklarında bir daha göreceğiz zaten. Enerji kaynaklarında baraj gölleri de sa santrallerin yani enerji üretim testlerinin içine giriyor ya. Orada bir daha bak. Kıyı set gölleri. Neydi kıyı demiştim. Ee, bir körfezin diyor ağzının diyor dalgaların getirdiği kumurlarla kapatılması sonucu oluşan göllere kıyı set gölü denir diyor. Bunun diğer adı lagün. Türkçesi deniz kulağı aynı zamanda kıyıset, pardon limanlı kıyı tipine örnektir demiştim. Kim bunlar? İstanbul'da işte büyük çekmece, küçük çekmece ve terkos durusu dediğimiz göller. Bunu kıyı tiplerinde de göreceğiz. Göl olarak burada sadece üçünden bahsedeceğiz. Ama limanlı kıyı tipi deyince buna Sinop limanında dahil edeceğiz. Ama limanlı kıyı tiplerinde. Bunlar zaten cepte. Artı bir de limanlı gıy tipine örnek ver derse Sinop limanı da içine katabiliriz. Şimdi kim var? <laughs> Alivyan set göllerimiz var. Alivyan set göllerimiz burada. Ne dedik? İşte Ege bölgesinde olur en çok dedik. Değil mi? Ege bölgesinde olur dedik. Marmara Gölü. Hangi akarsuyun uyuzlanmasıyla oluşmuş diye sorarlarsa cevap Gediz Nehri. Şimdi bir gün kim 500 milyar ister de sormuşlardı adama. Dediler ki Marmara Gölü hangi bölgemizdedir? Adam da şöyle cevap verdi. Tabii ki Marmara ya. Marmara Gölü nerede olabilir ki? Marmara'da. İşte Marmara'da değil arkadaşlar. Bayağı da para kaybetmişti. Tabii şaka bir yani. Şans. Şakasını söylüyoruz. Yani ben söyleyeyim O arkadaş nerede bulabiliriz? Büyük ihtimal o kadar parayı kaybettikten sonra Manisa ruh ve sinir hastalıklarına bulabiliriz yani bence. O yüzden siz de Marmara Gölü'nü nerede bulursunuz? Manisa'da yani Marmara Gölü Marmara'da değil Ege'de. Gediz'in uyuzlanmasıyla oluşmuş. Bafa Çamiçi. Bafa Çamiçi Büyükçekmece Gölü'nün. Büyükçekmece mi? O ne ya? O ne ya? O ne ya? Hop bu ne ya? Yanlış bu arkadaş. Bak bir. Sen bunu düzelt. Ben çekmece değil. Büyük Menderes ırmağının uyuzlanmasıyla oluşmuş. Bu Bafa Çamichi. Yani bu Çamichi ismini Japonlar vermiş buraya. Çamichi. Hatramasuko. Var yani öyle. Çamichi. Öyle. Bafa Bafa Çamichi Gölü. Yani Çamichi Türkçe. Köyceğiz Gölü Dalarsın Dalaman Nehri'nin uyuzlanmasıyla oluşmuş. Ondan sonra acaba Emir Morgan yani Mogan'ın diğer adı Gölbaşı diye isim geldi. Yani Eymir ve Mogan gölleri de Ankara çayının uyuzlanmasıyla oluşmuş. Hep heyran set sandığınız uzun göl heyran set değil neymiş? Burada da gördüğün gibi neymiş? Görüyorsun Alivial set gölüymüş sevgili arkadaşım. Anlıyor musun beni? İtaat et. Evet. Şimdi Türkiye'deki göller ve akarsulardan karşılaştırmalı baktım. Hangi alanlarda yararlanılır? Bir bakalım. Göller içme suyu sağlanır tatlı olanlardan. Akarsulardan da sağlanır. Tarımda sulamada faydalanılır göllerden. Evet, akarsulardan da sağlanır. Sadece doğal olarak. Doğal yapısı pek uygun değil ama sağlanır. Nereden sağlayacağım başka? Enerji üretiminde sağlanır. Enerji sağlanır. Barajları da katarsam içine diyor. <laughs> sağlanır. Balıkçılık yapılır. He, boy, odan da yapılır. Kültür balıkçılığı yapılır. Örneğin Beyşehir Gölü. Ee, ama Akarsular'da kültür balıkçılığı içinde doğal yapısında yapılmaz. Kenarlarında ama Doğal yapısı buna uygun değil dedik. Turizm, turizm zaten ikisinden sağlanır. Hayvancılığa katkı sağlar. Hayvancılığa katkı sağlar. Balıkçılık anlamında birçok alanda. Ulaşımda kullanılır. Uy bak. Ulaşımda kullanıyoruz. Ama ulaşıma çok uygundur. Ak göllerimiz derse yanlış. Van Gölü. Bu da gene baktığımızda ulaşımda ne yapılır? Kullanılamaz. Akarsularımızda, göllerimizde. Bak doğal yapısı ulaşım elverişli değil. Ama ulaşım yapılan göl var mı? Var. Van Gölü. Ulaşım yapılan akarsu var mı? Var. Bartınçı. Peki baraj göllerinden neydi? Atatürk ve Keban. Karakaya'da da yapılıyor. Tuz üretimi göllerden olur ama akarsulardan olmaz. Soda üretimi göllerden olur ama akarsulardan hep da olmaz yani. Hepsi dağlıdır akarsu. Akıyor zaten. Yani tuz, soda bir maden olduğuna göre diyor. <laughs> göllerden madencilik alanında yararlanılır ama akarsulardan pek yararlanılmaz. Ha, yararlanılıyor ama hani doğrudan böyle akarsuyun kendisi yani bir maden çıkarmıyoruz akarsuyun içinden. Homruk ve kereste taşımacılığı yapılmaz göller. Ama Türkiye'deki bazı <laughs> akarsular homrukları keresteleri için atıyorlar. Akarsu onları aşağıya kadar indiriyor. Yani abi hem hazır böyle 3-5 gün homruk filmi vardı Kadir İnanır'ın. filmini izleyin. İzle oradan. Oradan anlarsın nasıl bir film olduğunu. Ee, orada yapıyordu bunu. Dalaman çayında yap. Çate film de orada çekildi. Rafting sporları yapılmaz göllerden ama Türkiye'deki akarsular hızlı akar. Bu yüzden de rafting sporlarına elverişlidir demiştik. Şimdi burada ne yaptık? Türkiye'deki göllerimizde görmüş olduk. Türkiye'deki göllerimizi tanımış olduk. Ondan sonra göllerimiz ve akarsularımızdan yararlanma durumlarını da beraber işledik seninle. Şimdi bununla ilgili sınavda çıkacak soruların cevaplarını sağ burada anlattım. Artık yani ben anlattım. Sen de anladın. Tabi bazı şeyleri az olabilir. Gene ne yapacağız? Neydi? Tekrar öğrenme yip pekiştirir. Yani tekrar öğrenmeyi pekiştirir. Yani bunu tam anlamıyla öğreneceksen Ön lobdan arka loba böyle atacaksın. Bunu tekrar edeceksin. Biraz daha bakacaksın. Tamam? Hadi bakalım. Olay gelsin. kendini iyi bak. Bir sonraki video dersimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın sevgili izleyenler.